Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yevumul hesab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yehdunu. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Araf suresinden iki ayet-i kerime okuyacağım size. Şeytanın kariyer başlangıcını öğreneceğiz. Onun bir kariyeri var biliyorsunuz. Bütün kariyerler biter ama onun kariyeri kıyamete kadar devam edecek. Bu akşam Allah Teala ezelden hemen sonra Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi, babamız ve annemizi çıplaklaştıran, yapmış olduğu bir Ali Cengiz oyunuyla, bir kıvrak hareketle onları çıplaklaştıran ve kariyerini böyle başlatan şeytan hakkında bu akşam bilgi sahibi olacağız. Babamızı ve annemizi kandırma şekillerini öğreneceğiz. Hayatımızın geri kalanında onun saldırı yöntemleri konusunda daha bir bilgi sahibi olursak Allah'ın izniyle kanmayacağız. Babamızı ve annemizi çıplaklaştırdı. Bizi, oğlumuzu, kızımızı çıplaklaştıramayacak Allah'ın izniyle. Bunun olmaması için bilgi sahibi olman lazım, ilim sahibi olman lazım, ilim meclislerine gelmen lazım. Allah-u Teala bu meclisimize gelen bütün Müslüman kardeşlerimden, bütün meleklerden ve bütün cinni Müslüman kardeşlerimden razı olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ Şeytan o ikisine vesvese verdi. O ikisi kim? Biri babamız Adem, öbürü annemiz Havva. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Nerede verdi? Bu olay nerede oldu? Daha hiçbir insan yok. Daha dünyaya gönderilmemişler. Olay dünyaya gönderilmelerinden hemen önce cennet denilen yedi katlı bir yer yarattı Allah Teala. Dedi ki babamızla annemize, burada neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız yapın. İstediğiniz meyveye gidin. İstediğiniz yerde eğlenin, dinlenin, gezin, dolaşın, uçun, kaçın. Yemek istediğiniz her şeye şunu istiyorum deyin. Ben her şeyi önünüze yaratacağım. Ama sizden tek bir isteğim var. Bir şeyi size nehyediyorum, yasaklıyorum. Şu ağaç. Hâdihi şecara. Şu ağaç var ya, bundan uzak duracaksınız. Bu ağaca dokunmayacaksınız. Bakın, milyonlarca, milyarlarca nimetin olduğu bir cennet. Yedi kat tamamı onların huzurunda. İstediklerine çıkıyorlar, iniyorlar. Her tarafı gezebiliyorlar. Bir cinninin çok hızlı bir şekilde bir yerlere gidebilmesi gibi. Biliyorsunuz cinlerin uçağı,
helikoptere ya da arabaya ihtiyacı yok. Çok hızlı bir şekilde seyahat yapabiliyorlar. Yani buradan 3-4 saniyede Amerika'ya bir anda gider. 3-4 saniyede gelir. Teknolojik olarak ve tıbbi olarak bizden çok daha ilerideler. Ama uçak yapmalarına gerek yok. Araç yapmalarına gerek yok. Işınlanma diye bir olay var onlarda. Allah-u Teala böyle yaratmış. Şimdi Allah-u Teala Adem ve Havva validemize bu nimetleri verdi. Cennette Allah-u Teala bize de uçma ve ışınlanma nimetini verecek. Bütün her şeyi size serbest sayamayacağınız milyonlarca nimeti emrinize verdim. Bir şeyi yasakladım. Sizin sınavınız bu. Şu ağaçtan uzak durun. Şimdi Adem babamızla Havva validemiz birçok konu hakkında bilgi sahibi. Fakat kötülük hakkında, yalan söz hakkında, yalan yere yemin hakkında bilgileri yok. Daha önce böyle bir şey olmamış. Kimse onlara yalan yere yemin etmemiş. Melekler yalan yere yemin eder mi? Etmez. Yalan yere yemini duymamışlar. Ortada Allah'ın yasakladığı bir ağaç da var. Buraya gitmeyin, her şey serbest diyor. Allah bunu yasakladıysa kesin olarak bizim aleyhimize bir şey var demektir. Bu da kesin bir bilgi. İkisi de buna iman etmiş. Fakat şeytan onlara vesvese verdi diyor. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ O ikisine şeytan vesvese verdi. Tamam da İmam Razi'ye diyorlar ki şeytan cennetten kovuldu. Daha önce ona secde etmediği için, tek Adem yaratılmışken Adem'e secde etmediği için cennetten tard edildi, kovuldu. Cennetin içinde olma ihtimali yok. Adem ve Havva validemiz cennetin içinde, şeytan cennetin dışında. Cennetin dışındaki bir varlık nasıl içerideki varlıklara, babamıza ve annemize vesvese verebiliyor? İmam Razi'ye soruyorlar. Razi şöyle diyor. Hasan-ı Basri'den rivayet yapıyor. Hasan-ı Basri şöyle diyor bu konu hakkında. İblis, Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu yükselme kuvvetiyle yerden semaya ve cennete vesvese verebiliyordu. Hem yerden semaya kadar, cennetin kıyısına kadar yükselebiliyor, hem de oradan sesini duyurabiliyor. Şimdi biz sesimizi buradan Amerika'daki bir arkadaşımıza, bir kardeşimize duyurabiliyor muyuz? Buradan Hollanda'daki kardeşimle ses kaydı atabiliyor muyum ona? Hollanda'daki insan, teknoloji o kadar gelişti ki artık birçok manevi bilgiyi, birçok Kur'ani bilgiyi insanlara teknoloji vesilesiyle yakınlaştırarak aktarabiliyoruz, anlatabiliyoruz, örneklendirebiliyoruz. Buradan Hollanda'daki kardeşime ses atıyorum, saniye içinde ışınlanıyor sesim. Saniye içinde benim sesimi dinliyor, o konuda bilgi sahibi oluyor. İblis herhangi bir teknolojik alete ihtiyaç duymadan sadece fısıltılarla, arasında bayağı bir mesafe olsa bile fısıltıları kulaklarımıza duyurabiliyor. Böyle bir yeteneği var. Cennetin içine giremiyor ama cennetin dışından, dış kabuktan Adem ve Havva validemize, o ikisine fısıltılar yoluyla vesvesesine ulaştırıyor diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. İkinci soru, İmam Razi'ye gelen ikinci soru. Adem Aleyhisselam kendisiyle İblis arasındaki düşmanlığı biliyordu. Allah-u Teala daha cennetteyken İblis'in onun en büyük düşman olduğunu bildirdi mi Peygamberimize? Bildirdi. İblis'in kendisine çok büyük bir düşman olduğunu biliyor. Vesvesenin de ondan geldiğini biliyor. Dikkat buyurun kardeşler. Evet, bir fısıltıları var. Vesvese geliyor, bu dışarıdaki İblis. Kendisine çok büyük bir düşman olduğunu bilmesine rağmen o halde ne diye onun sözünü kabul etti? Razi şöyle diyor. İblis defalarca Hazreti Adem'le karşılaştı ve onu pek çok yollarla ağaçtan yeme konusunda özendirmeye çalıştı. İşte bu hoş göstermeye devam edildiği ve bunun peşi bırakılmadığı için o iblisin sözü Adem'e tesir etti. Şimdi kötü arkadaşlar vardır. Şu anda herkesin dünya hayatında kötü arkadaş sayısı iyi arkadaş sayısından daha fazladır. Kötü insan sayısı, gafil ve fasık insan sayısı salih insan sayısından daha fazla mı? Fazla. Ülkede 5 vakit namaz kılan insan sayısı %22. Kalan 5 vakit namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor ya da hiç kılmıyor. Ama Müslüman. Bunlar kendilerine Müslüman diyorlar. Müslüman olarak tanımlıyorlar. Bak, gafil insan sayısı bilinçli, şuurlu insan sayısından daha fazla. Dolayısıyla daha fazla olduğu için gafil insan sayısı kötü arkadaş. Gafil arkadaş sayısı da salih arkadaştan çok daha fazla olması gerektir. Matematik bunu söylüyor. Dolayısıyla kötü arkadaşlara dikkat et. O kötü arkadaş, sen bilmiyor musun o kötü arkadaş seni bir yere davet ettiğinde ya orada içki içecek, ya orada kadından kızdan bahsedecek, ya gıybet yapacak. Birilerini çekiştirecek. Birileri hakkında fitne çıkartacak.
Biliyorsun kötü arkadaş bu. Biliyorsun ama hatıra binaen, ya o kadar hatırımız var, bir gideyim şununla diyorsun. Ve onun yanına gidiyorsun. 3 defa çağırıyor, gitmiyorsun. 4 defa çağırıyor, gitmiyorsun. 6. defa seni çağırıyor, ya bir kere de hatır için gideyim diyorsun. İblis devamlı surette telkin etti. Devamlı. Bakın, biz insanları İslam'a davet ederken vazgeçebiliyoruz. 2 defa sohbete davet ediyorsun, 3'üncüsünde bırakıyorsun kendi haline. Tamam ya, bunun sohbetle işi gücü yok. Bunun namazla abdestle işi yok. Bana ne? Diyorsun, bırakıyorsun. Ama sana şu haberi vereyim. İblis bırakmıyor. 10 defa bile namazsızlığa özendirmeye çalıştığı, 5 vakit namaz kılan bir adamı 15. defa yine namazı bırak diye özendirmeye devam ediyor. Asla vazgeçmiyor. Asla peşini bırakmıyor. İblis peşini bırakmıyor ama sen Allah'ın verdiği mükafatlara talip olduğunu ilan etmene rağmen, cennet ve cemalullah mükafatlarına talip olduğunu söylüyorsun. Ama hemen peşini bırakıyorsun. 3 defa çağırdığın kardeşin sohbete gelmiyor. 4. defa söylemeye dilin varmıyor. Çağırmıyorsun. Ya utanıyorum şimdi, bir daha yüzüm yok. Adamın gelmemeye yüzü var. Allah yoluna, Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine gelmemeye yüzü var. Senin onu Allah yoluna çağırmaya yüzün yok. Şu rezaleti görebiliyor musun? Şu sendeki iman zafiyetini görebiliyor musun Müslüman kardeşim? İblisin en büyük özelliğine istikrar. Evet, batıl bir davada. Evet, çok büyük bir hata yaptı. Allah'a akıl verdi. Allah'a ilim öğretti. Çok büyük bir hata yaptı. Fakat o kadar istikrarlı ve samimi ki davasında asla vazgeçmiyor. Asla ve kat'a vazgeçmiyor. İblis o ikisine vesvese verdi. Devam ediyor Allah'ımız. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Kendilerinden saklanan ayıp yerlerini ortaya çıkartmak için, açmak için, onları çıplaklaştırmak için. Onlara İblisin o meyveden, o ağaçtan yedirmesindeki ana gayesi ne? Çıplaklaştırmak. Bir insanın bir anda mahallenin ortasında, sokağın ortasında, açık bir alanda pantolonunun ve iç çamaşırının düştüğünü düşünün. Yolda yürüyorken bir anda hem pantolonu hem de iç çamaşırı düşüyor ve çıplak kalıyor. Bu çok onur kırıcı, çok psikolojisini bozan aşağılık bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Allah hiçbir Müslümanın başına vermesin. Bazıları aklını kaybediyor ve vücudundaki elbiseleri çıkartıyor ve atıyor. Çıplak bir şekilde sokakta koşturuyor bağıra çağıra. Böyle aklını kaybeden insanları da haberlerde görmüşsünüz vardır. Aklını kaybettiği için bunu yapıyor. Aklı başındaki bir insan bunu yapmaz. Çünkü bu onursuzca bir harekettir. Kendisini çıplaklaştırmak ve dışarıya koşmak. İblisin amacı ne? Bir, cennet denilen temiz yerde onları açık alanda çıplaklaştırmak. İblis biliyor onların çıplak olacağını. Utanacaklar, sıkılacaklar. Hemen peşinden de kovulacaklarını biliyor. Allah-u Teala ne yaptı? O meyveden iblisin verdiği vesveseyle yemelerinin hemen akabinde Adem babamızı ve Havva aramızı bir anda ne yaptı? Kafalarından aşağı bir şimşek falan vurmadı. Onlara sert bir söylemde bulunmadı. Hemen ilk olarak bir hamle yaptı Allah Teala. Bir anda bir yok etme, ışınlama. Allah Teala için bir şeyi yok etme ya da ışınlama çok kolaydır. Üzerlerindeki o cennet elbiseleri, o kat kat, 50 kat, 70 kat cennet elbisesi. Hocam 70 kat cennet elbisesinde terleriz ya. O Türk yapımı elbiseler. Türk yapımı elbiselerde 2-3 kat giydin mi terlemeye başlarsın. Yazın bir kattan fazla giyemezsin. Aklet bile giymezsin yazın. Çünkü dünya yapımı, insan yapımı elbise. Cennet yapımı elbiseler başkadır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde 50 kat, 70 kat cennet elbisesinden bahseder. Ve elbiselerin özelliği şu, dışarıdan bakan insan kemiğinizin içindeki iliği bile görebiliyor. O kadar hassas, o kadar şeffaf. Şimdi transparan falan diyorlar. Ne transparanı ya? Kemiğin içini gösteren bir transparan düşünebiliyor musunuz? Şu teknolojiye bakın, şu ilme bakın. Allah bize böyle elbiseler verecek. Terleme 0, daralma 0. Ya bunaldım, bu üstteki bir katı çıkartayım falan. 0. O yaz aylarında tesettürü çıkartsam mı çıkartmasam mı diye düşünen Müslüman kadın kardeşim. Patronun sana bu iş elbisendir, her gün bunu giymek zorundasın dediğinde ay sonunda alacağı para 4500 lira. Bayan kardeşim, bayanlara biliyorsunuz erkeklerden daha az veriyorlar. Ay sonunda alacağı para 4500 lira, 5000 lira. Bayan kardeşime diyor ki patronu, iş kıyafetin, her gün bunu giymek zorundasın. İtiraz ediyor mu? Bu ablalar itiraz ediyor mu? Vallahi etmiyor. 5000 lira için 30 gün boyunca o patronun emrini yerine getiriyor ve o iş elbisesini giyiyor. Ama
ebedi bir yaşam veren, kendisine ebedi bir yaşam vaat eden ve sınırsız, sayamayacağı nimetler vaat eden Allah Teala'nın örtün emrini yerine getirmiyor. İş elbisesi değil, Müslümanlık elbisesi emrini yerine getirmiyor. O Müslüman bayan kardeşim. Şu zeka seviyesindeki düşüklüğe bakar mısınız? Burada ciddi olarak, çok ciddi bir şekilde zeka seviyesinde düşme var. Aklı başında olan hiçbir erkek ya da kadın 5000 TL için Allah'ın emrini çiğnemez. İş elbisesine verdiği değerin çok daha fazlasını İslam elbisesine vermek zorunda değil misin Müslüman kardeşim? O tesettürünü yapman gerekiyor. Allah'ına patronundan daha fazla kıymet vermen lazım gelmez mi? Aklına yakınlaştırayım. Gözlerini patronun mu verdi, Allah mı verdi? Aklını patronun mu verdi, Allah mı verdi? Ellerini, ruhunu, para kazanmak için gereken fikriyatı, hissiyatı, kuvveti patronun mu verdi, Allah mı verdi? Bütün bu sorularıma diyeceksin ki hepsini bana Allah ver. Patronum bana hiçbir şey vermedi hocam. Ne doğumumu bilir, ne evimde ne var ne yok onu bilir. Hiçbir şey bilmez patronum. Ama patronundan 5000 TL alabilmek için sigara kokan nefesini her gün çekmek zorundasın. İçki kokan nefesini her gün çekiyorsun. Her gün 10 tane emrini dinliyorsun patronun. Utanmıyor musun? Allah-u Teala senden bir şey istiyor. Tesettüre gir. Tesettür istiyorum. Ben kadını mücevher olarak yarattım. Bu mücevhere herkesin dokunmasını, temas etmesini ya da nazar etmesini istemiyorum. Tesettürün amacı budur. Tesettür emrini yerine getireceksin. 2-5 vakit namaz kılacaksın. 1 saat. Her gün 1 saatini Allah'a vereceksin. Sana bütün bu nimetleri veren Allah senden bunları istiyor. Ama sen patronun sözü Allah'ın sözünden kıymetlidir diyorsun. Hocam ben böyle bir şey demiyorum. Bu senin sözün. Hayır kardeşim. Sen bunu fiili olarak söylüyorsun. Kelime olarak benim patronum Allah'ımdan daha kıymetlidir demiyor olabilirsin bacım. Abla, kelime olarak bu cümleleri kullanmıyor olabilirsin. Ama sen fiili olarak tesettüre girmemekle patronun sözü benim nazarımda Allah'ımın sözünden daha kıymetlidir demiş oluyorsun. Sadece biraz kullandığım cümleleri biraz düşünmen bunun için yeterlidir. Allah rızası için bu akşam senin için bir miat olsun. Bir tefekkür ölçüsü olsun. O Allah'ın kudretini nasıl inkar edebilirsin? Nasıl inkar edebilirsin? İnsan bedeninin tamamında kılcal damarlar vardır. Sinir uçları. Bütün bedenimizde sinir vardır. Sinir uçları, kılcal damarlar vardır. Temas edilen her şeyi ya da batan her bir iğneyi, kesen her bir bıçak darbesini hissederiz ve acı çekeriz. Ama sinir olmayan, sinir damarları olmayan 3 şey vardır insan bedeninde. Kıl, saç, tırnak. Buralarda Allah Teala sinir yaratmamıştır, damar koymamıştır. Sinir yaratmış olsaydı, bu saydığım 3 şeydi, sinir yaratmış olsaydı ne olurdu? Ne tırnağını kesebilirdin, ne sakallarını düzeltebilirdin, ne de saçlarını tıraş ettirebilirdin. Çünkü acı çekerdin. Acı çekerdin. Ama Allah Teala bak o büyüyen tırnakları, sakalları ya da saçları ya da kılları sinirli yaratmadı. Kılların, saçın ya da tırnağın bittiği yerde sinir var. Bakın tırnağın çıktığı yer burası. Burada sinir var. Bıçağı tırnağın üstüne değil de o falçatayı yarım milim, 1 milim tırnağın üzerindeki deriye sürdüğün anda acı çekiyorsun, kan geliyor. Ama yarım milim aşağı tırnağın üstüne kestiğin zaman kan gelmiyor. Sadece bir çizgi görünüyor. Sinir, Allah'ın varlığının, delillerinin en büyüklerinden bir tanesi sinir uçlarıdır. Senin böyle bir Allah'ın var. Saçlarını kestirdiğinde ah dur yeter fazla gitme. Yeter kestir. Artık berberi terk et. Bir daha berbere gitmeyeceğim. Demiyorsun bak. Bunu demiyorsun. Tırnakları keserken dayanamıyorum artık. Bit artık. Demiyorsun bak. Hiçbir acı hissetmiyorsun. Allah'ın varlığı hususunda bütün yaratışı sahiplenen Rabbine karşı hala daha ne şüphem var? Ne tereddütüm var Müslüman kardeşim? Biraz izan, biraz akıl fikir sahibi olman lazım gelmez mi? Allah bizim bu milletimize hidayet versin kardeşler. Amin. Bismillah. Şeytanın kariyer başlangıcı nasıl oldu? 2 insanı çıplaklaştırmayla oldu. O meyveyi, Allah'ın yasak ettiği ağaçtaki o meyveyi yedikleri anda hem babamız hem annemiz bir anda elbiseler üzerinden alındı ve çok utandılar. Dikkat buyurun, başka yabancı birisi yok. Bu ikisi karı koca, insan karısından, insan kocasından utanır mı? Utanmaz ama o kadar hayalılar ki cennetlerinde başka hiçbir insan olmamasına rağmen meleklerden utanıyorlar. Açık alanda çıplak kalmaktan utanıyorlar. Bu insanlar zaten yatak odalarında, evlerinde beraber oluyorlar, cima ediyorlar.
Birbirlerinden utanmıyorlar ama açık alanda bir anda çıplak kalmaktan utanıyorlar. Tefsirlerde hemen ağaç yapraklarını koparttılar, parçaladılar, önlerini tutmaya başladılar. Kendilerini sakınmaya, korumaya başladılar. Utandılar. Utandılar. Yaptıkları tek bir hata. Bir ağaçtan bir meyve yemek. Oo, şimdi olayı bize döndüreyim. Ya Allah Teala Hazretleri bize de onlara verdiği bu sınavı verseydi. Ey Müslüman erkekler! Yolda geçen herhangi bir kadına baktığınız anda pantolonunuzu ve iç çamaşırınızı o anda yok ederim. Böyle bir şey olsaydı ne olurdu? Yandık. Vallahi yandık. Böyle bir rezalet olmaz. Bütün erkekler çıplak gezer sokakta. Bütün erkekler çıplak gezer. Bu büyük bir rezalet olurdu. Değil mi? Ama Allah Teala böyle yapmadı. Sabretti. Günahlarımızın karşılığını hemen vermedi. Kadınlara deseydi, yan gözle herhangi bir erkeğe baktığınızda hemen süvetleriniz ve üstünüzdeki bütün elbiselerinizi yok ederim, saçlarınızı sıfıra vururum. Allah-u Teala bir anda bir kadının saçını sıfır yapabilir mi? Bir anda. Ya bir haftada Covid'den dolayı kadınlar kel kalmadı mı? Hastanelerde Covid. Bir hafta önce teşhis konuyor. Kadını yatırıyorlar hastaneye. 4 günde sıfır. Saçlar sıfır oluyor. 4 gün. Covid tedavisi. Allah-u Teala bir anda sıfır yapar, kel yapar. Kanser hastaları 2 haftada, 3 haftada kel olmuyor mu? Bak bir anda saçlarını alıyor. O 3 haftalık, 4 haftalık periyodu Allah-u Teala bir ana indirgeyemez mi? Ya Allah'ın basit bir kulu. Hazreti Asaf, Allah ondan razı olsun. Bir anda Yemen'deki bir tahtı aldı, Belkıs'ın tahtını aldı. Bir anda bir dua ile aldı, getirdi Süleyman Aleyhisselam'ın yanına. Bu bir kul, bu ilah değil, kul. Peygamber de değil. Salih, veli bir kul, bir keramet gösterdi. Bir dua ile. Bunu yapıyorsa bir kul, tuvalete gitmek zorunda olan bir kul. Bunu yapabiliyorsa Allah'ın kudretini varın kıyas edin. Ya kadınlara böyle bir bela verseydi? Ey kadınlar, herhangi bir erkeğe yan gözle baktığınızda ya da WhatsApp gıybet gruplarınızda başka bir kadın hakkında konuştuğunuzda. Ya kadınların başka bir erkeğe bakması olayı az olur. Az olur. Ama WhatsApp gıybet gruplarında konuşma ve çekiştirme olayı çok olur mu? Bana ne şikayetler geliyor, ne şikayetler. WhatsApp durumlarından bana caps atıyorlar. Hocam bak Nuriye böyle dedi, Naciye böyle dedi. Arkadaşım niye bana anlatıyorsun? Beni de ortak ediyorsun gıybete ya. Beni niye ortak ediyorsun abla? Bana atma bunları, tamam gıybet yapıyoruz da. Ben anlarım zaten. Olaya vakıfım, gıybetin ne olduğunu biliyorum. Örneklendirme, şahit tutuyorsun. Bana de ki gıybet yapıyoruz, tamam onu nasıl toparlayacağız ben sana onu anlatayım. Ama detaylandırma olayı. Kadınlara deseydi Allah Teala, gıybet yaptığınız anda WhatsApp grubunda başka bir kadından bahsettiğiniz ve çekiştirmeye başladığınız anda başınızdaki saçların tamamını yok edeceğim. Bir hafta boyunca kel kalacaksınız. Bu kadınların tamamı gıybeti bırakır mıydı, bırakmaz mıydı? Vallahi tamamı evliya olurdu. Yeter ki başımdaki saçlar düşmesin, kocam bana karşı olan isteğini, şefkatini, sevgisini kaybeder. Dışarıdaki hiçbir erkek de beni istemez, beni almaz. Bütün hepsi tesettüre girerdi. Bak kardeşim oradan biraz daha olayı, iddiayı biraz daha ileriye götürdü. Bütün kadınlar sırf kel kalmasınlar diye tesettüre girerlerdi. WhatsApp gruplarının tamamını terk eder. Hepsi WhatsApp'ı silerlerdi. Bütün kadınlar WhatsApp'ı silerlerdi. Yeter ki saçlarım gitmesin. Kadın için süs saçtır. En çok değerli variyeti saçtır. Allah-u Teala böyle yapmadı. Kusurlarımızı, günahlarımızı işledik. İşlemeye devam ediyoruz. Ama Allah hep örtüyor. Günahlarımızı hep örtüyor. Belki dönerler. Umulur ki dönerler. Umulur ki tövbe ederler. Tövbe kapımızı da hep açık bırakıyor. Müslüman olduğumuz sürece, Rabbimizi unutmadığımız sürece tövbe kapımız hep açıktır. Devamlı surette Allah'ımıza tövbe etmeye devam edeceğiz. Affedici, bağışlayıcı da odur. Günahımızın nispeti ne kadar büyük olursa olsun Allah'ımızın merhameti ondan çok daha üstündür. Bunu bileceğiz. Bizi affetmesi için insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın şunu unutmayın. Günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın kullarına hizmetiniz varsa, Allah'ın kullarına Allah rızası için hizmet ediyorsanız Allah sizi çok sever. Günahları affetmek onun için çok basit bir şey, çok kolay bir şey. Allah'ın kullarına hiçbir talep, menfaat beklemeden hizmet etmeye devam edeceksiniz. Ne olursa olsun. Bakın, halifemiz İmam Ali'nin bir torunu var. İmam Ali Rıza. Allah o ikisinden razı olsun. İmam Ali Rıza, Ehl-i Beyt'ten, imamlardan büyük alim.
hamama giriyor yıkanmaya. Yıkanırken bir asker içeriye giriyor. Diyor ki ihtiyar, şu basın başıma biraz su dökes. Su döker misin? Tabii kardeşim diyor. İmam Ali Rıza geliyor. Başına su dökmeye başlıyor. Şimdi bana birisi de kardeş başıma bir su döker misin be? Dese ben ne derim? Kardeşim ben hocayım ya, sen ne ayaksın ya? Hoca ne hoca? İmam. Adam imam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Halifemizin soyundan İmam Ali Rıza. Şu aramızdaki takva farkına, kalite farkına bakar mısınız? Hemen başına su dökmeye, ben şuyum, ben buyum, benim rütbem böyle, sen ne ayaksın falan demek yok. Nefsini yerin altına koymuş. Başına suyu döküyor, başka birisi hamamdan içeriye girdiği zaman bir bakıyor, koca imam bir adamın başından su döküyor hamamda. Diyor ki kardeşim sen utanmıyor musun koca İmam Ali Rıza'ya başına su döktürmeye? O halifemiz Ali'nin torunudur. Tanımadın mı? Asker hemen eline kapanıyor. Diyor ki efendim çok özür diliyorum, ben sizin kim olduğunuzu bilmiyordum. Büyük bir eşeklik ettim, beni bağışlayın. Evladım diyor, ben bunu senin için yapmadım ki. Ben kula hizmeti Allah rızası için yapıyorum. Sen benden zorla bir şey istemedin. Ben Allah'ın rızasını kazanmak adına senin bu isteğini geri çevirmedim ve sana yardımcı oldum. Ben bu işten pişman değilim. Bırak başından su dökmeyi ve senin yıkanmanı bitireyim. Senden dua alayım. Dedi ve su dökmeye devam etti. Müslüman bir iş yaptığı zaman Allah'ın kulunun rızasını kazanmak için yapmaz. O kulu bir yaratan var. O kulun bir sahibi var. O kulun sahibinin rızasını kazanmak için yapar. Kul bunu düşündüğü zaman, bu hissiyatta, bu fikriyatta olduğu zaman Allah-u Teala onun yollarını açar. Tesirini arttırır, muhabbetini, aşkını arttırır. Niyetimizin bu şekilde halis olması lazım kardeşler. Kendilerinin kapalı olan yerlerini açmak ve onları çıplaklaştırmak için şeytan onlara vesvese verdi diyor ayet-i kerime. Bak geçmişteki bilgiyi Allah'ımız bize burada nasıl anlatıyor. Ve gâle, ve sonra şeytan şöyle dedi. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ Siz biliyor musunuz? Bak şimdi bilgi vermeye başladı. Vesvese verdi, bu ağaçtan yiyin, bu ağaçtan yiyin, bu ağaçtan yiyin. Adem dedi ki yemiyoruz ya. Allah yasak etti bunu. Şimdi geldi olay ilme. Olay bilgiye geldi. Siz biliyor musunuz? Allah neden nehaküma yaptı? Rabbuküma, sizin Rabbiniz nehaküma yaptı, sizi nehyetti. Türkçemizde seni bu işten nehyediyorum İsmail. Arapça kökenlidir. Nehyetme, sakındırma. Allah size bu ağaçtan yemeği neden sakındırdı biliyor musunuz? Şimdi bilgi geliyor. Bilgi kirliliği, sahte bilgi. Bilgi terörizmi. Şeytanın en büyük özelliklerinden bir tanesidir manipülasyon. Yanlış bilgiyi doğru diye lanse etme. Doğru bilgiyi yanlış diye kötüleme. Müthiş bir illüzyonisttir. İnsanların çoğunu şu anda bu şekilde kandırıyor. Yanlış bilgiyi kötü gibi gösteriyor. Doğru bilgiyi de aşağılıyor. Hayır bu doğru değil diyor. Ya konuda hakkında ayet var. Bu konu hakkında ayet var. Ama kalkıyor diyor ki bu bilgi doğru değil. Ve ısrarla doğru olmadığını söylüyor. O ayetin doğru olmadığını söylüyor. Ve zayıf Müslüman da 5 defa, 10 defa, 15 defadan sonra tamam diyor, böyle bir ayet yok. Ya öyle bir ayet var. Kur'an'da evliyalarla alakalı ayetler var. Ama şeytandan ilmini alan Vehhabiler ve Meaciler diyor ki evliya diye bir şey yok. Ya sen bu kitabı okumadın mı hiç? Ben o kitabı okudum. Evliya hakkında ayetler var. Evliya kelimesi geçiyor. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın dostları öyle kimselerdir ki onlara o gün korku yoktur. Hüzünlenmeyecekler bile. Allah'ın dostları evliya Allahi, Allah'ın velileri, dostları. Çok basit, açık ayet. Sen nerede yaşıyorsun? Mars'ta mısın? Sana başka bir Kur'an mı indi? Alo! Senin peygamberin kim? Mealci, Vehhabi. Ya ben de bu ayeti kerime okuyorum ama ben sizin anladığınız gibi anlamıyorum. Senin o anlayan zekana var ya, ben bir döner tekme çakarım. Hiç ilim anlatmam sana. Bir döner tekme çakarım. Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin anladığı gibi anlamıyorsan sen şeytanın anladığı gibi anlarsın. Tabiat boşluk kabul etmez. Ya peygamber ve sahabesi gibi anlayacaksın, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Ya da onların tam zıddı olan, bizim en büyük düşmanımız, şeytanın anladığı gibi anlayacaksın. Sen ne ayaksın? Nasıl dinlersin şeytanı? O senin apaçık düşmanın. Adem ve Havva'ya Rabbimiz ne buyurdu? Ben size şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? Demedim mi? Şimdi iblisin bilgi terörizmi geliyor. Allah aşkına dinleyin.
Siz biliyor musunuz? Allah size bu ağacı neden yasakladı? Neden sizi buradan nehyetti? İlla en tekûnâ melekeyni. Sırf siz olmayasınız diye iki melek. Eğer bu ağaçtaki meyveden yerseniz siz insanlıktan çıkacaksınız ve iki tane melek olacaksınız. Bu olmasın diye Allah size bu ağacı yasak etti. Bakın o zamana kadar devamlı surette meyveyi ye, meyveyi yiyin, sıkıntı yok bu meyveden yiyin diye baskı yapıyor ama dinlemiyorlar. Şimdi bu baskılara direndiklerini görünce Adem ve Havva validemizin bu sefer tarzını değiştiriyor iblis ve bilgiler vermeye başlıyor. Kim daha önce yaratıldı? İblis. Kim daha tecrübeli? Allah'ın yarattığı nimetler hususunda, cennet ve dünya hususunda kim daha tecrübeli? İblis. Çünkü onlardan çok daha önce yaratıldı. Ve bunu kullanarak onları kandırıyor. Ve diyor ki, eğer bu meyveden yerseniz sırf size bunu yasaklamasının iki sebebi var. Bir, bu meyveden yerseniz melek olacaksınız. İki, اَوْتَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ ya da burada ebedi olarak kalacaksınız. Allah'ın niyeti, planı sizi buradan bir an evvel çıkartmak, göndermek. Ama eğer bu meyveyi yerseniz ya melek olacaksınız ya da ebedi olarak cennete kalacaksınız. Siz iyisi mi beni dinleyin ve bu ağaçtan bu meyveyi yiyin dedi. Ve bu şekilde bir illüzyon yaparak yanlışı doğru gibi gösterdi. Ve Adem ve Havva validemizi kandırdı. Bakın. Bu iblis çok tehlikelidir. Vesvesesi çok tehlikelidir. Onun vesvesesine karşı koyabilmek için başka bir ses üretmeniz lazım. Bir ses devamlı surette kulağınıza geliyorsa, devamlı birisi sesleniyor, konuşuyorsa, o sesi bastıracak başka bir ses söylemiyorsan ya da dinlemiyorsan, o sese eninde sonunda kanarsın. Eninde sonunda. Şimdi sen namaz kılıyorsun ama komşun müziği sonuna kadar açmış. Namaz kılarken duayı aklında sağlamlaştırmaya çalışıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ama orada dımdıs dımdıs müzik çalıyor. Dua karışıyor. Dua karışınca sadece kendi duyacağın şekilde söylemeyi bırakıyorsun. Ne yapıyorsun? Fatiha'nın ses dozajını yükseltiyorsun. Yükseltmezsen müziğin sesi senin sesini bastırıyor ve karıştırmaya başlıyorsun. İkinci bir ölçüsü ne? Bazen camide başıma gelir. Sünnet namazı kılarken yanındaki bir ihtiyar ya da bir meczup güya sessiz bir şekilde tesbihatlar söylüyor. Güya sessiz bir şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyor. Ama bütün cemaat duyuyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Arkadaşım, niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle saygısızsın? Niye böyle edepsizsin? Namazda ölçü sadece kendi duyabileceğin bir ses tonajıdır. Ölçü budur. Ben sünneti kılarken yanımda bir ses duydum mu fıs 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 fıs. Hemen kalkıyorum sünnetten sonra uzak bir yere geçiyorum. Onu terk ediyorum. Bana bakıyor orada 2-3 kişi. Niye bu adam burayı terk etti öbür tarafa gitti? Sonra o adama bakıyorlar. Ya anlar ya anlamaz. O beni ilgilendirmiyor. Ben kendi namazımı korumaya çalışıyorum. Çünkü adam benim kafamı karıştırıyor. Hayatım Kur'an ezberi üzerine geçti. Hayatım Kur'an öğretmek üzerine geçti. Ben karıştırıyorum kardeşim ya. Yanımda birisi fıs fıs yaptığımı karıştırıyorum. Bildiğim milyon defa okuduğum duayı karıştırıyorum. Vesvese, fıs fıs. O şeytanın fıs fısı o. Devamlı surette vesvese veriyor. Ne yapacaksın? Onun sesini kesen bir ses söylemen gerekiyor. Onun sesini boğan üstte bir ses söylemen gerekiyor. Dalgayı arttıracaksın. Ve daha önemlisi istikrarla söyleyeceksin. Bu ses nedir kardeşler? Allah'ı zikredir. Devamlı surette Allah'ı zikreden şeytanın sesini duymaz. Vesvese konusunda her gün aldığım 200-250 tane mesaj. Sadece benim hesabıma gelen. Diğer platformlarda talebelerimin baktığı hesaplarıma 1000 tane mesaj geliyor. Bana 200 tane geliyor. Sadece Facebook'a ben bakıyorum. Diğerlerine kardeşler bakıyor. O 200 mesajın 50 tanesi, her gün 50 tanesi depresif mesajlar. Psikolojik olarak çökmüş insanların mesajları. Ve 50'sinin 25'i vesvese mesajları. Vesvese vesvese. Fıs 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 fıs. Yeter be. Yeter ya. Ya artık kurtulun şundan be kardeşim ya. Ne tavsiye ediyorum her birine? Ele bi zikrillahi tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur.
Allah'ı zikredersen, istikrarla zikredersen vesveseyi duymaya vaktin kalmaz. Onun fısfısını duyamazsın bile. O devamlı senin kafanı karıştırmaya çalışır. Başkaları hakkında hükümler serdeder. Onun hakkında böyle düşün, bunun hakkında şöyle düşün. O senin hakkında böyle düşünüyor. Halbuki sen suizan ediyorsun. Onun senin hakkındaki düşünceni bilmiyorsun. Sadece şeytandan aldığın vesveseyle hareket ettiğin için düşmanlaştırıyorsun. Kendini o kişiye karşı düşmanlaştırıyorsun. Ve kin ortaya çıkıyor. Halbuki şeytanı dinlememek için ne yapacaksın? Zikir, zikredeceksin. Subhanallah, subhanallahi ve bihamdihi, elhamdülillah, Allahu ekber, Allah, Allah, la ilahe illallah. Bunlar Allah'ın en sevdiği zikirlerdir. Bunları devamlı surette, istikrarlı bir şekilde söylersen duyamazsın ki, duymaya vaktin kalmaz. Duymaya vaktin kalmaz. O bir şeyler söylüyor, ben bazen duyuyorum. Ama çok cılız, çok basit çünkü dilin devamlı zikirde. Kendi zikrimi onun sözlerinden daha fazla duyuyorum. Bu zikirdir. Efendimiz Aleyhisselam bir meclise girdi. Bir baktı, bir grup insan halka oluşturmuş. Allah'ı zikrediyorlar. Allah, Allah, Allah. Peygamberimiz Aleyhisselam onları durdurdu. Dedi ki, siz burada ne yapıyorsunuz? Meclisteki insanlar dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biz burada Allah'ı zikrediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bir daha sordu. Dedi ki, siz gerçekten buraya sadece Allah'ı zikretmek için mi toplandınız? Hedef bu mu? Plan bu mu? Sadece Allah'ı zikir için mi toplandınız? Evet ya Resulallah. Sırf onun rızasını kazanmak için, zikretmek için toplandık. Size neden bu suali iki defa sordum biliyor musunuz? Çünkü melekleri de onun rızası için toplandığınıza şahitlik ettirmek için. Bu sözü, bu soruyu size iki defa sordum. Yoksa inanmadığımdan değil. Çünkü az önce Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve dedi ki, Allah bütün meleklerine burada halka yapmış zikreden kullarını övüyor. Övüyor. İlim meclisleri, zikir meclisleri Allah'ın bütün meleklerine kullarını övdüğü. İsmen bakın teker teker şu anda burada ne kadar insan varsa teker teker Allah'ımız ismen o kulun adını meleklerine övüyor. Neden övüyor biliyor musunuz? Çünkü biz yaratılmadan önce melekler ne demişti Allah'a? Kan dökecek varlıklar mı birbirine öldürecek ve fitne çıkartacak, yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak varlıklar mı yaratmak istiyorsun Allah'ım? Seni layıkıyla zikreden bizler varken Allah-u Teala bu sözlerini onlara unutturmak ve onları mahzun etmek için bizi onlara karşı övüyor. Sen hayatının sonuna kadar bu nispette, bu şekilde, bu kalitede yaşaman lazım ki Allah Teala devamlı surette seni övsün. Dünyadaki övgüler bir yere kadar, kabre kadar. Kabre gittikten sonra birkaç ay içinde kimse seni hatırlamıyor. Ölüm yıl dönümlerinde birkaç sene kabrinin başına geliyorlar, bir alkış yapıyorlar. Biliyorsunuz onlar dua mua da okumaz. Gelirler bir alkış yaparlar. Ölüm yıl dönümlerinde. O da birkaç sene sürüyor. Sonra onu da terk ediyorlar. Unutuluyorsun, gidiyorsun. Ülkenin en büyük sanatçıları unutuldu gitti, kabirleri pislik içinde. Yaşanmış olan çok örnek var. Ama ülkenin en büyük velileri hala kabirleri tıklım tıklım. Allah dostları, veliler, pür nur içinde bakım için görevli vazifeli insanlar var. Ücretsiz bir şekilde orada kabirlerin bakımlarını yapıyorlar. Her gün binlerce insan giriyor, onlara Kur'an okuyor, dua okuyor. Şu şöhrete bakar mısınız? Hangi şöhreti istersin? Hangisini istersin? O sadece insanlar. Müslüman cinniler geliyor, melekler geliyor. Gökyüzünde bütün melekler ve bütün cinler o kulu övüyorlar. Onun isminden bahsediyorlar. Allah onun günahlarını affetsin, derecesini yükseltsin diye dua ediyorlar. Şu şöhrete bakar mısınız? Bizim talip olmamız gereken şöhret bu değil midir? Vallahi aklı başında olan her Müslüman böyle bir şöhret ister. İşte bu iblis, bismillah. Bu iblise karşı çok daha güzel mücadele edebilmek için, sesini kısabilmek için, onun volümünü düşürmek için sen daha yüksek sesle konuşacaksın. Yani zikredeceksin. Allah'a zikir yapacaksın. Klişe bir ateist sorusu var. Tam burada bunu cevaplamam lazım. Yıllar önce cevapladığım bir soru. Nakledeceğim. Allah neden şeytanla yarış ediyor? Ateistler bu konuda çok zırva cümleler kurarlar biliyorsunuz. Allah ve şeytan neden bir savaş halinde? Şeytan, kul, Allah, yaratıcı, ilah. İlahla kul savaş edebilir mi kardeşler? Allah'ın karşısına şeytanı sanki başka bir ilahmış gibi koyuyorlar. Bu fikriyatı ateistlerden almışlardır. Çünkü ateistlerin ilahı şeytandır. Ona taparlar. Ve onlara göre Allah ile denktir. Güçleri Allah ile denktir. Subhanallah.
Kur'an'a ve sünnete tabi olmazsan din uydurursun, ilah uydurursun. Şeytandan ilah olur mu? Biraz senin kafan çalışmıyor mu? Allah neden şeytanla yarış ediyor? Soru. Selamun aleyküm hocam. Biri yazmış ve cidden kafamı kurcaladı. Allah neden yarattığı şeytanla adeta yarış ediyor? Direkt onu helak etmedi. Burada arkadaş haddi aşmış ama buna cevap verir misiniz hocam? Ateist zırvalarında, ateist sitelerinde gezersen saçma sapan sorulara kendini kaptırırsın. Öğrenmen gereken bilgileri alamazsın. Zaman kısıtlı. Ömrümüz kısıtlı. Bizim ömrümüz cinler gibi değil. Cinlerin ortalama ömrü 1500 sene. 1700, 1800, 2000'e kadar yaşayanlar var. Bizim ömrümüzde 80 sene, 70 sene. Onlar kadar uzun bir zaman dilimimiz yok. Çok kısıtlı bir zaman dilimimiz var. Doğru bilgilere kendimizi vermemiz lazım. Doğru bilgilere vermezsen, saçma sapan zırva sitelerde gezersen, yalanları, bilgi terörizmini gerçek gibi zannedersin. Tıpkı şeytan gibi yanlış bilgileri sana empoze ederler. Hiç farkında olmadan o bilgilerin kendi fikriyatın olduğu izlenimine kapılırsın. Ve illüzyonla seni kandırırlar. Yalana doğru derler, doğruya yalan derler. Ateistleri budur. Çünkü onlar için yalan söylemek haram mı? Bir ateiste duydunuz mu? Yalan söylemek haram, ben yalan söylemem. Hiçbir ateisti duydunuz mu böyle diyen? Hayır, ateistler ahirete inanmıyor ki. Yalan söylemek de ona helal, iftira etmek de helal, zina etmek de, kul hakkı yemek de, yetim hakkı yemek, her şey helal ona. Onu kısıtlayan hiçbir şey yok. Her şey helal. Hiçbir çizgisi yok, hiçbir kutsalı yok. Vur patlasın, çal oynasın, yaşıyor ölüme kadar. Ölümden sonrası için hiçbir açıklaması yok. Sıfır. Yok olacağız. Gerçeklerden kaçmak için bir şey uydurmuşlar. Şöyle diyorlar. Öleceğiz ve yok olacağız. Her şey bitecek. Ne hesabı? Allah'la görüşme. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Korkutma beni. Korkutma. Lokantaya giriyor bu ateist reis. Lokantaya giriyor. Yemekleri yiyor. Hesap ödemeden de çıkamıyor ama. Lokanta. Lokanta. İnsan. Seni kontrol etmek zorunda olan, hesabı senden almak için fırsat kollayan bir insan. İnsanın elinden bile kaçamıyorsun ve hesabını ödüyorsun. Yediğin yemeğin hesabını ödüyorsun ama Allah'tan kaçacak. Ben ona hesap ödemem diyor. İnsandan kaçamıyor, Allah'tan kaçacağını düşünüyor. Şu zeka seviyesine bakar mısınız? Allah'ı inkar edersen seviyen ayakkabı numarandan aşağı düşer. IQ seviyen ayakkabı numarandan aşağı düşer. İş işten geçtiği zaman fark edersin, öldüğün zaman. Direkt helak etmedi. Burada arkadaş haddi aşmış ama diyor. Şuna bir cevap ver hocam diyor. Cevap. Ve aleyküm selam. Klişe ateist sorularındandır. Allah Teala yerleri ve gökleri aletsiz yaratan ilahtır. Celle Celaluhu. Şeytan ise yaratılmış olan ve emir alan bir kuldur. İlah ve kul nasıl yarışabilir? Misalle yakınlaştırmam gerekirse. Şimdi tespiti yaptık. Şimdi misal vermem lazım buna. Olayı daha kolay kavraması için. Cumhurbaşkanı kanun koyandır. Aşçısı ise emir alandır. Aşçı ise bir reis, aşçı ile bir reisi cumhur nasıl yarışabilir? Kaldı ki aşçıyı yaratan cumhurbaşkanı değildir. Aşçıyı yaratan, onu yoktan var eden cumhurbaşkanı olmamasına rağmen bir aşçı ile denk olamıyor. Sadece emir alıyor aşçı. Cumhurbaşkanı da devamlı emir veriyor. Yarın bana şu yemeği yap diyor aşçısına. Nasıl bunlar denk olabilir? İlk şeytan yani iblis Allah'ın mühlet verdiği kullardandır. Allah dedi ki o halde sen vakti sadece benim tarafından bilinen bir zamana kadar yani kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. Allah iblise mühlet verdi. Zaman denilen mefhum onun elinde. Dilediğine çok mühlet veriyor, dilediğine az veriyor. İnsana bizden önceki kavimlerde 500 sene, 800 sene, 1000 sene mühlet veriyordu. Şimdi son peygamberin kavmine 80 sene mühlet veriyor. Bak istediği gibi mühletle oynar. Hala şu anda yaşıyor olan cinni Müslümanlar ve kafirler. Mühlet verdi mi Allah bunlara? 1500 sene diyorum. Bir cinnin ortalama yaşam süresi 1500. Bak mühlet verdi. Dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Dilediğine hesapsız verendir diyor Kur'an. Allah dilediğine hesapsız verendir. Rabbimiz şeytandan önce de bazı kullarına mühlet vermiştir. Mesela melekler de kıyamete kadar, meleklere de kıyamete kadar süre verilmiş olanlardandır. Bak meleklere de süre verdi. Cinlerden de fazla. Kıyamete kadar. Ölüm yok. Kıyamette ölecekler. Kıyamet günü can alıcı melek olan Azrail Aleyhisselam tarafından meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail ve İsrafil de dahil olmak üzere hepsinin canı alınacaktır. Bütün meleklerin ve üç büyük meleğin canını kim alacak? Azrail Aleyhisselam alacak.
O gün can alıcı meleğin canını da bizzat Allah Teala alacak ve tek olarak kalacaktır. Son meleğin canını kendisi almıyor. İntihar haramdır. Kim alıyor canını? Allah alıyor, bizzat Allah alıyor. Ve yeryüzünde bir tek canlı, melek, cin ya da insan. Hiç kimse kalmayacak. Hayvan, hiçbir kimse kalmayacak. Peki, neden direkt helak etmedi de bize sınav olarak verdi? Niye şeytanı helak etmedi, bize sınav olarak verdi? Sınav sorularını öğrenciler belirlemez, öğretmen belirler. Biz kullarını ne ile sınav etmesi gerektiğini Allah'a öğretecek değiliz. Ateist sayfalarda gezinmek yerine ehli sünnet olan ilim ehlinin sayfalarında bulunmanızı tavsiye ederim kardeşim. Çünkü onların işi yıkmak, bizimki ise yapmaktır. Şimdi bugün herhangi bir öğrenci sınava girdiğinde, hocam yarın sınavımız var, bana lütfen kitabın ilk kısmından sorar mısınız? Ben o kısma çok iyi çalıştım, ikinci kısma çalışmadım diyebilen bir öğrenci var mı? Öğretmenine bunu söyleyebilen bir öğrenci var mı? Ya da YKS'ye girecek olan, üniversite sınavına girecek olan insanlardan, üniversite idaresine mail yazıp, mesaj atıp, şu 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 bölümlerden bana sorular sorun, ben buralardan sorular çıkmasını istiyorum diyebilen herhangi bir öğrenci olabilir mi? Daha senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yiyip uyumak zorunda olan bir idareciye bile bunu söyleyemiyorken, ben şuradan sınav edilmek istiyorum diyemiyorken, nasıl oluyor da Allah'a beni buradan sınav et, buradan sınav etme diyebiliyorsun? Bu ne cüret? Bu ne utanmazlık? Bu ne aymazlık? Koca Allah, Allah'a diyor ki, Allah'ım niye şeytanı öldürdün? Öldürseydin onu kurtulsaydık ondan. Öldür onu. Bana ne? Öldürseydin ben sana itaat ederdim. Vallahi yalancısın. Vallahi yalancısın. Bu kadar peygamber gelmiş, bu kadar kitap gelmiş, bu kadar bilgi var. Meleklerin sayısı şeytanların sayısından çok daha fazla. Ama sen hala şeytana kulluk ediyorsun, Allah'a kulluk etmiyorsun. Bir şeytan mı yani? Bahanen o mu? Hedef şeytan mı Tayfun? Mesele o mu yani? Şu bahaneye bak ya. Şu bahaneye bak. Allah sana hidayet versin. Şeytan olmasaydı bile sen Allah'a itaat etmeyecektin. Çünkü sen nefsine kul olmuş bir adamsın. Nefse itaat sana çok lezzetli geliyor, haz veriyor. Şimdi bahane yapma. Öğretmenine bile hesap soramıyorken nasıl Allah'a hesap sorarsın? Oo şeytanı niye helak etmedin Allah'ım? Niye böyle yapmadın? Allah'a hesap soruyor ve kendi istediği gibi hamle yapmasını istiyor. Böyle zayıf, böyle cahil bir kul olabilir mi? İşte bu kardeşimize verdiğimiz cevap buydu kardeşler. Tam buradan başka bir konuya daha girmem lazım. Kötü rüyalar görmek şeytandan mı konusu? Bunu da muhakkak video için almamız lazım çünkü çok soruluyor. Kötü rüya gören insan sayısı çok fazla. Şeytanlarla uğraşırsan bütün gün, büyücülerle uğraşırsan, kafir cinlerle uğraşırsan, dur ona büyü yapmam lazım kalbi bana dönsün, dur şuna büyü yapayım işleri ters gitsin. Artık insanlar bunlarla uğraşıyor kardeşler. Sahtekarlar revaçta. Bunlarla uğraşırsan sonra ben her gün kötü rüya görüyorum hocam. Niye bunları görüyorum? Ben nasıl kurtulurum bu işten? Bunlar şeytandan mı? Onun cevabını verdim. Kötü rüyalar görmek şeytandan mı? Soru. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. İki sualim olacak size. Bir, uyumak için yattığım zaman uyumadan önce yapılacak duaları okumadan, zikir çekmeden yattığım zaman kabus görebiliyorum. Her zaman olmuyor da ama zikir, abdestle yattığım zaman çok güzel oluyor, kabus olmuyor. Bunun nedeni kabusun şeytan tarafından olması mıdır? Soru 1. 2. Kötü rüyalar gördüğümüz zaman nasıl yorumlamamız lazım? Saygılar ve selam. Cevap. Ve aleyküm selam. Kötü rüyalar şeytan tarafındandır. Abdest ve zikirle yatmak, zırh giyinmek ve manevi olarak korunmak anlamına geldiği için tasallut etme ve bulandırma ihtimali düşer. İblis, abdestli ve zikirle o duaları biliyorsunuz yattığımız zaman... Dört tane dua okuyacağız. Ayet-i Kürsi, İhlas, Felak ve Nas. Muhammed Aleyhisselam en çok üç duayı okurdu. İhlas, Felak ve Nas. Bazen Ayet-i Kürsi'yi de okurdu. Ama okurken bir şey yapardı. Yatakta sırt üstü yatıyor. Ellerini karşısına alıyor. Ve duaları, o Kur'an ayetlerini ellerine okuyor. Sonra bitirdiği zaman o üç duayı ellerini alıyor yüzüne, bütün vücuduna sürüyor. Yatarken yapılacak dualar bunlardır. Ve hamle budur. Bütün vücudunu niye sürüyor? Bir zırh oluştursun diye. Orada nurani bir zırh oluşur. Kafir cinler ve şeytanlar tasallut etmesin, rüyalarıma girmesin, beni korkutmasınlar diye. Bunu yaptığın zaman onun tasallut etme ihtimali, yüzdesi çok düşer.
Nadiren de olsa bu tür kötü rüyalar görürseniz hiç yorumlamayacaksınız. Kimseye anlatmayacaksınız ve hemen unutacaksınız. Yorumlama yok. Ben şöyle kötü bir rüya gördüm, çok etkilendim. Hocam sana anlatayım mı? Kardeşim anlatma. Kötü rüyayı anlatmayacaksın. Gezeceksin. Ama hocam anlatmak istiyorum. Ya niye fantezi yapıyorsun kardeşim? Niye fantezi yapıyorsun ya? Senin kötü rüyanı duymak istemiyorum, şahit olmak istemiyorum. Seni bir şeyden, kötülükten kurtarmak istiyorum, korumak istiyorum. Niye fantezi yapıyorsun? Sübhane. Yani hoca kötü rüyayı duyduğu anda bana bir dua yapacak. Bütün sıkıntılar ortadan kalkacak. Hocanın elinde sihirli değnek var. Dokunduğu anda her şeyi düzeltebiliyor. Şu cahilliğe bakın ya. Allah'a gideceksin. Her şeyi Allah düzeltir. Hoca sadece sana yolu gösterir, kapıyı gösterir, eline anahtarı verir. Al, anahtar da bu. Şu kapıyı da artık açıver be. Yani, açıver artık kapıyı da sen açıver yani. Bir hamle yap. Bir çevir şunu. Morpheus gibi kapıyı da gösterdim. Anahtarcıyı da buldum. Anahtarı da eline verdim. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım diyor ya. Onu da mı ben açayım ya? Hemen unutacaksınız. Muhammed Aleyhisselam'ın buyruğuyla solunuza döneceksiniz. Euzu besmele çekeceksiniz. Ve üç kez tüküreceksiniz. Bak kötü rüya gördün mü? Hemen kalkıyorsun kötü rüya gördün mü? Hanım da hemen yanında terlemişsin falan. Ne oldu bey ne oldu? Bir şey mi var? Kötü bir şey mi gördün? Hatun telaşlanma. Telaşlanma. Hemen hatun sol tarafında yattı işte. Bu opsiyonu koy. Bunu kayıttan çıkartın. Bunu kayıttan çıkartın. Hatun sol tarafta. Hemen kalkıyorsun. Sol tarafa. Hatun biraz sekil sen ya. Allah aşkına biraz sekil ya. Sol tarafa böyle yere doğru biraz yapacaksın. Üç defa. Önce Euzu besmele çekeceksin. Ondan sonra üç defa tüküreceksin. Ve hanım sana ne kadar ısrar ederse etsin. Hanım abdestli, Kur'anlı bir kadın olsa bile. Hani durup sana bir dua edeyim, bana kötü rüya gördüysen anlat. Ben sana Kur'an okuyayım falan. Seni kandırmaya çalışabilir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki anlatma. Hanım diyor ki anlat. Biz kimi dinleyeceğiz? Tabii ki Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyeceğiz. Pısırık erkek hanımı dinler tabii ki. Sen karizma bir erkek olacaksın. Muhammed Aleyhisselam ne diyorsa bütün o ailenden öndedir. Onu dinleyeceksin. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İyi rüya Allah'tandır. Bu sebeple birini sevdiği bir rüya gördüğünde Allah'a hamd etsin ve onu sadece sevdiği kimselere anlatsın. Hoşuna gitti. Sabah bir kalktın ya bir koku var üstünde. Çok güzel bir koku almışsın. Güzel bir rüya görmüşsün. Göğsün genişlemiş, içi açılmış. Bütün stresin, sıkıntın bitmiş. Burada güzel bir rüya var. Sevdiğin salih böyle beş vakit namaz kılan, sana haset olmayan, sana düşmanlığı varsa ona anlatma. Onun hoşuna gitmez. Kötü yorum yapar. Seni seven, sana karşı kini olmayan birisini anlatacaksın. Ve yorum beklemeyeceksin. Rüyayı anlat, geri çekil. Yorum bekleme, gerek yok. O rüyayı duyması bile onun tahakkuk etmesi açısından yeterlidir. Devam etti Efendimiz Aleyhisselam. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde ise soluna üç defa tükürsün ve şerrinden Allah'a sığınsın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Üç defa tükürüyorsun ve euzu çekiyorsun. Onu hiç kimseye de anlatmasın. Artık o kötü rüya ona zarar veremez. Bitti artık. Şeytan sadece seni manipüle etmeye çalıştı. Manevi aleminde bir kaos oluşturmaya, seni korkutmaya çalıştı. Mesajı verdi, gitti. Sen dinleme, kimseye anlatma, olay kapanır. Mesele budur. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan bir rivayet daha var. Rüya üç kısımdır. Bir, Allah'tan bir müjde olan salih rüya. Geleceğe dair bazen Allah Teala rüya gösterir. Ve çok mutlu olursun, huzur bulursun. Burada salih bir rüya var. Allah'tan müjde olan bir rüya. İki, şeytanın üzüntü vermesinden ibaret olan bir rüya. Kötü rüya bu. Şeytan girer rüyana müdahale eder. Ve sana bir üzüntü, bir keder, bir sıkıntı verir. Üç, kişinin kendi kendine içinden geçirdiği düşüncelerden oluşan rüya. Bilinçaltı rüyası da budur. Bilim rüyaları bugün üçe ayırıyor. Bilim bile rüyaları üçe ayırıyor. En çok rüya gördüğümüz mesele nedir? Bilinçaltı rüyaları. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın 14 asır önce söylediği bu mesele. Kendi kendine yaptığı düşüncelerle gece gelen rüyadır. Biriniz uykusu içinde hoşlanmadığı bir şey görürse hemen kalksın, namaz kılsın ve onu kimseye söylemesin. Ebu Davud hadisi bu da. Muhammed Aleyhisselam rüyalar konusunda, şeytanın bize yaptığı manipülasyon konusunda bizi bu şekilde uyarıyor kardeşler. Uyanık olalım. Efendimiz Aleyhisselam onu bizden çok daha iyi tanıyan bir peygamberdir. Onun hassasiyetleri, onun zayıf noktaları hakkında bize nokta atışı yaptı.
ve bunları bildirdi. Biz de en büyük düşmanımız olan şeytanı bu şekilde bu akşam tanımış olduk. Ayeti bitirelim. Sizin burada iki melek olarak kalmamanız için ve sizin ebedi olarak cennette kalmamanız için size bu ağaçtan yemenizi yasakladı Allah diye şeytan ilkayı verdi, fitneyi verdi. Onlar da yediler. Peşinden ne yaptı sonraki ayette? Ve kâsemehumâ. Kasım yaptı. Kasım ne demek? Yemin etti. Arapçada kasem, yemin demektir. İkisine yemin etti. Vallahi bu böyle. Allah adına yemin etti. Allah adına yemin edince Adem ve Havva daha önce Allah adına yemin edip yalan söyleyen kimseyi görmemişler. Oo, bizim bu şu anki dünyamıza gelseler, şu anki zamanımıza gelseler Allah adına ne yeminler? Havalarda uçuyor. Vallahi billahi bu malda ben hata görmedim. Vallahi ben sana verdiğim çantaların bir tane hata yok. Halbuki 100 çantanın içine 5 tane hatalı çanta koymuş kasten. Ve biliyor. İçinde 5 tane arızalı çanta olduğunu biliyor. Ama Allah adına yemin ederek şöyle diyor hacı amca. Vallahi ben sana hatasız verdim çantaları diyor. Allah adına yemin ediyor. Bundan büyük bir sahtekar yok. Bundan büyük bir yalancı yok. Şeytanın mesleği. Şeytanın tarikatından bu. Şeytan da Adem ve Havva validemizi nasıl kandırdı? Kandırmanın yollarından bir tanesi. Yemin edince onlar şok oldular. Aa, yeminse bak yemin ediyor. Hem bizden önce dünyaya gelmiş. Bizden daha tecrübeli. Bizden daha fazla bilgisi var. Ve üstüne Allah adına yemin ediyor. Ebedi olarak burada kalacağız bu meyveden yersek. Tamam. Dediler ve aldandılar. Ve qasemehuma inni lekuma leminen nasihin. Şüphesiz ki ben size öğüt verenlerdenim dedi. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ben size öğüt veriyorum dedi. İkisini onların iyiliğini düşünüyormuş gibi tavır yaparak, maske takarak ve yemin ederek kandırdı ve ikisi de çıplak kaldı, dünyaya gönderildiler. Ve çileleri başladı. 40 sene boyunca Adem Nebimizle Havva annemiz buluşamadılar. 40 sene boyunca. Dünyada en çok ağlayan peygamber kimdir denildiğinde aklınıza kim gelir? Adem Aleyhisselam. Ondan daha çok ağlayan bir peygamber yok. Her gün öyle büyük nimetler vardı. Ne istiyorsam elime geliyordu. Şimdi yemek yemek için koşturmak zorundayım, toplamak zorundayım. O ağaca gidiyorum, öbür ağaca gidiyorum, bir şeyler ekiyorum. Allah bilgileri de öğretti, dünyaya gönderdi ama zır cahil göndermedi. Adem Aleyhisselam'a bütün zanaatları, bilgileri öğretti. Çiftçiliği öğretti. Nasıl tarla ekilir, nasıl yemek yenir, nasıl meyve yenir. Bunları da öğretti. Ama cennetteyken portakal gelsin diyordu. Şak, portakal önünde. Künefe istiyorum, tak, künefe önünde. Bugün canım İskender çekiyor Allah'ım, tak, İskender önünde. Cennette böyleydi, çalışma yok, yorulmak yok. Ama dünyaya bir geldi, karnım aç. Ne yapacağız? Allah'ım künefe istiyorum. Künefe yok. Gelmiyor. İskender istiyorum Allah'ım, İskender yok. Ne oldu? Ya Adem ben sana zanaat öğrettim. Toprağı ekip biçeceksin. Artık sürgün yerindesin. Sürgün yerinde hapishanede yediğin yemekle evde yediğin yemek bir mi? Hapishane sürgün yeridir. Orada istediğin yemekleri bulamazsın. Ben yarım balık istiyorum. Hardalla koyun içine. Diyebilir misin hapishanede? Diyemezsin. Sürgün yeri orası. Dünya sürgün yerimizdir. Cennet tatil yerimizdir. Bütün bu çalışmalar, gayretler, bu sohbetler, bu ilim meclislerine gelmeler, gitmeler tamamı tatile gidebilmek içindir. Bütün bu çalışmalarımız bunun için. Allah-u Teala size de bize de nasip etsin kardeşlerim. Burada bizi beraber kıldı. İnşallah mahşerde de cennette de bizi ayırmasın. Amin. Beraber kılsın kardeşler. 40 sene boyunca ağladı Adem ve Havva. Allah'ın selamı ve ikisinin üstüne olsun. 40 yıl sonra Allah sınavlarını bitirdi. Ya sen de diyorsun ki ben hocam 2 senedir yaptığım bir dua var. Bir türlü kabul olmadı hocam ya. 2 sene. Koca Adem peygamber 40 sene dua yaptı. Hanımımı bana kavuştur ya Rabbi. Hanımıma kavuşmak istiyorum. Bizi buluştur. 40 yıl boyunca dua etti ve istikrarla bıkmadı. Usanmadı, her gün istedi. Her gün. Buluşturdu mu Allah? Buluşturdu. Nerede? Arafat tepesinde. Hacca gittiğiniz zaman ya da umreye Allah nasip ederse Arafat tepesine gireceksiniz. 40 sene sonra onların buluştukları tepe. Bağırışıyorlar, araşıyorlar. Bir sesler geliyor uzaktan. Havva validemiz Adem diye bağırıyor. Bir ses duydum diyor. Benim karımın sesi. Adem Efendimiz, hatun, Havva, neredesin diyor. Bir ses, seslenmeler uzaktan da olsa duyuyor diyor. Yakınlaşıyorlar. Arafat tepesinde buluşuyorlar ama o sarılma. Bütün izlediğiniz romantik filmleri unutun. Bütün o izlediğiniz romantik filmler var ya hepsi uydurma.
Hepsi sahte aşkı anlatıyor. Gerçek aşk. 40 yıl boyunca cennette ne günleri geçmiş, ne sefalar çekmişler, ne sefalar görmüşler. 40 yıl dünyada çile çekmişler, 40 sene sonra kavuşmuşlar. Arafat tepesinde. Bir sarılma, bir ağlaşma. Bu ağlaşma tabii diğer ağlaşma gibi değil. Keyfi, mutluluktan ağlar insan bazen. Çocuğuna kavuştuğu zaman ağlar. Annesine uzun zaman görmedikten sonra kavuştuğu zaman ağlar. Babasını rüyasında yıllar sonra görmüş. Ağlar. Bir gece bir kalktım. Saat 3'te ağlıyorum. Gözlerim yaşla dolmuş. Üstüm başım su. Gece rüyamda babamı gördüm. Bir özlemişim, bir özlemişim, bir sarıl. Ya baba sen ne zaman, ben seni ne zamandır görmüyorum. Sen neredesin babacığım dedim ya. Buradayım oğlum, ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim, sen gelmiyorsun yanıma diyor. Subhanallah. Babacığım ben sana nasıl geleyim yanına? Neredesin sen bana yer söyle. Ben her gün senin yanına geleyim. Hala öldüğünü bilmiyorum. Hala canlı benim gözümde. Sanki uzun yıllardır görüşmemişim olduğum bir adam. Babam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. İnşallah cennete sarılacağım, ellerini öpeceğim. Tabii o sarılmayı yaşayanlar bilirler. Anasını babasını kaybeden ve yıllar sonra rüyasında gören beni anlar. O sarılma başka bir sarılma. Sarılıyorsun, ağlıyorsun ama keyfi bir ağlama, mutluluktan ağlıyorsun. Bugün insanlara İslam'ı öğretiyorsam bunun en büyük sebebi babamdır. Beni mecbur tuttu. Oğlum biz komünizmden kaçtık, İslam toprağına geldik, Türkiye'ye göçtük. Okumaya fırsatımız olmadı çünkü açlık gördük. Bütün malımız, mülkümüz orada kaldı. Her şeyimizi el koydular. Burada biz tuz ekmek yedik. Ailemize bakmak için çalıştık. Okumaya, ilim öğrenmeye, Kur'an öğrenmeye fırsatımız olmadı. Ama şimdi Allah bize verdi. Tekrardan sıfırdan başladık, yükseldik. Allah bize verdi. Şimdi seni de bizim çalıştığımız gibi çalıştırırsak kaybetmiş oluruz. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemiş oluruz. Ben şimdi çalışacağım. Sen Kur'an kursuna gideceksin. Dedi, bizi zarla zorla Kur'an kursuna gönderdi. Tabii ki zorla gitmeler bir hafta sürdü, iki hafta sürdü. İki hafta sonra kalbime bir aşk geldi, bir sevgi geldi. Dedim ki ben buraya aitim. Benim yaşam gayem burası. Ve aşık oldum, Kur'an kursuna aşık oldum. 5 senem, 6 senem Sadık hocamla beraber geçti. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet etsin, vefat etti. Covid'den vefat etti. İşte kavuşma böyle kardeşler. Allah-u Teala bizi babamıza, anamıza, peygamberimize, üstadlarımıza, akrabalarımıza cennete kavuştursun. Amin. Amin ya mu'in. Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz, sabırla sohbetimizi dinlediniz. Bir dahaki vaazım. Allah-u Teala şifa versin teyzemize. Sabah namazı grubundan Fuat abimin teyzesi rahatsızmış. Mevla Teala şu ilim meclisi hürmetine şifasını ihsan etsin. Muzaffer abimin de hastalığı var. Her hafta sohbetimize gelirdi, bize destek olurdu, yardımcı olurdu. Onun da hastalığı var, ciddi bir şeker hastalığı var. Bu kardeşime de Allah-u Teala şifasını ihsan etsin. Ki daha kolay bir şekilde İslam'a hizmet edebilsinler. Ne kadar hasta olan kardeşim varsa şu anda yeryüzünde, ne kadar Müslüman kardeşim varsa, Allah-u Teala hepsinin hastalığını şifa edebilirsin. Amin. Amin. Allah nasip ederse pazar sabahı yine başka bir camide olacağız. Bu hafta gittiğimiz cami mükemmel bir camiydi. Oradaki kardeşlerimiz bizi çok güzel ağırladılar. Çorba ikramları 1. sınıftı. Çay ikramı harikaydı. Zaten orada ben uyardım onları. Çay yoksa dedim bir daha gelmem. Ücretsiz çalışıyoruz ama o kadar da değil yani. O kadar büyük bir takva seviyesinde değilim. En azından bir çayla çorba ver yani. Bir çay çorba olsun. Kardeşler sağ olsunlar, çok güzel bir şekilde ağırladılar bizi. Hocalarımız çok hürmet ettiler. Orada konuşmamızı falan yaptık biraz. Bu hafta da inşallah farklı bir camiye gideceğiz. Orada da bir şey ikram etmezlerse biz hallederiz Allah'ın izniyle. Her hafta Avrupa'dan bir kardeşim diyor ki hocam bu hafta şeyi, kahvaltıyı ben karşılayacağım diyor. Kardeşler bizim dernek başkanına yardımı gönderiyor. 2 tane kahvaltı var. Daha hala o kahvaltıları ikram edemedik kardeşlerimize. Çünkü gittiğimiz her yerde bize kahvaltı ikram ediyorlar. Onlar hala köşede duruyor. İnşallah bu hafta o kardeşlere olan borcumuzu kapatırız Misat kardeş. İnşallah. Bak onlar borcumuz ona göre. 2 hafta. Allah nasip ederse sonraki sohbeti Kandil akşamı yapacağız. Fakat yatsı namazı gittikçe ileriye doğru gittiği için 9.30'da olabilir. Kardeşler rahat bir şekilde sistemi, kayıt sistemini koyabilsinler diye. 9 yerine 9.30'da yapabiliriz. Bir dahaki önümüzdeki sohbetimizde Miraç Kandili olacak Allah izin verirse. Recep'in son haftası. Miraç Kandili'dir. Muhammed Aleyhisselam'ın semaya yükseltildiği gece. Rabbim nasip ederse burada olacağız. Bizi ne zamana geliyor? Pazara mı denk geliyor? Tamam. Salı değil, pazar günü. Haftaya pazar günü Allah nasip ederse, ecel draman varsa buluşacağız. O özel geceyi konuşacağız inşallah kardeşler.
Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.